Arkadaşlar Melike'nin odası gene boşaldı. Gördüğünüz gibi bakın. Yine tüm bilgisayarlar, masalar, perdeler yine buraya geldi. Bu da benim kucağımda. Şşt. Pıs 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 pıs. Bak bana. Bak bana. Evet arkadaşlar uyuyordu burada. Aldım kucağıma. Şimdi yukarı çıkacağım. Bilgisayarlarımı buraya atmışlar. Bütün malzemelerimi buraya atmışlar arkadaşlar. Ben de yardım ettim. Gerçi de bilgisayarımı da oraya koymayacaktım. Evet, merdivenden çıkınca korkuyor. Bakın gözleri nasıl açtı. Merdivenleri sevmiyor. Melike. Geldim baba. Ne yapıyorsun kızım? Temizlik yapıyorum. Temizlik yapıyorsun. Bunun altında niye giymiyorsun? Aman. Eren dumbbellları falan hep dağıtmış arkadaşlar. Hey guys, welcome to my channel. Ya hayır, dönmekle TV'm çok kötü. 2 dakika sadece. İyi, bayağı güzel güzel. Ya bak, ben şunları indireyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kızım ne oluyor, baskın yaptık. Yaptın mı? Yani şu an çekiyorsun değil mi? Evet, hani yok. Öyle telefonu suratına doğru tutuyorum. Şimdi, sen biraz dağıldık çünkü çok önemli. Evet. Yani kötü bir halde karşılamış olabilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar. Ben odamı yukarıya taşıdım. Büyük ihtimal bunu bastım. Allah Allah. Onu anladık zaten. Aa, sen burası olur mu? Evet. Nasıl ya? Hiç bilmiyorum. Neden taşıdın? Çünkü o oda bana çok küçük geldi ve kardeşim beni aşağıya... Ne dedim arkadaşlar, bu videoyu eğer o sahneyi yakalayabilirsem koyacağım buraya. Melike o aşağısı olmaz. Kocaman odan var. Aşağıya niye gidiyorsun diye söylemedim mi? Ama bak söyledin de. Şimdi... burası bana şimdi ilk başta çok büyük geldi. Yani ondan sonra dedim aşağı ineyim falan. İnce buranın ne kadar güzel olduğunu anladın. Evet, o gün ne kadar güzel olduğunu anladım. Ondan sonra ki kardeşim burada klimam da var. Yazın ferah ferah. Böyle şu kapıyı kapatayım, çok ceylan oluyor, hasta olurum bana. Zaten birazcık terledim. Hmm. Hatta birazcık da bayağı terledim şöyle. Çekeyim de şu terliği. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben odamı taşıdım. Gerçekten çok memnunum odamı taşıdığım. Akül arabalarını da getirmişsin yanına. Yo, ben getirmedim. Böyle buldum onları. Ek olarak getirdiler bana, bakın televizyon her şeyimi koydum buraya. Şimdi odam yine aynı, hiçbir değişiklik yapmadım odamda, sadece yukarıya taşıdım. Çok tam olarak yerleşmedim, bakın tutkallar var orada, bakın. Şu şekilde görüyor musunuz? Tutkallar var. Evet, oraya yavaş yavaş geleceğiz. Ay, hatta buranın, bunun burada kalıp kalmayacağına bile daha belli değil. Sizce kalsın mı arkadaşlar? Onun içinde ne var? Şimdi şöyle bir açayım. Bilmiyorum ben. Ha tamam benim tabii elektronik eşyalarım vardı, hatırladım. Elektronik eşyalar falan var. Bu arada arkadaşlar Oyuncaks TV Instagram hesabımızdan bizlere yazabilirsiniz. Evet, sizler çok istemiştiniz. Niye video atmıyorsunuz falan filan. Melike'nin odanın yeri değişti arkadaşlar. Aslında odasını komple değiştirecektik. Sonra evet, yine bir vazgeçtik. Çünkü yazın arkadaşlar yine taşımayı düşünüyoruz. Yaz sonuna doğru. Taşıma sürecimiz biraz uzadı. Aynen. Uzadığı için de dedik ki hani bu eşyalar arkadaşlar 5 ev gördü neredeyse. Gerçekten pençik pinçik oldu her tarafı. Çok dayanıklılar gerçekten. Yazın yeni bir eve çıkacağız. Böyle bahçeli havuzlu büyük bir eve çıkmayı düşünüyoruz. Çıkacağımız zaman oraya kendimize göre yaptıracağız. Aynen, oraya gidene kadar bunları kullanayım. Hani yeni bir eşya aldığımızda falan. Ama tabii bu eşyalar da yine güzel kullanılabilir. Güzel. Birine vereceğiz yani. Aynen, hala güzel. Hala seviyorum onu. Evet. Çok güzel, idare ettiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Tutkallar burada arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Bunlar aslında burası çekim alanıydı. Eskiden videoyu burada çekiyorduk arkadaşlar. Masamız buradaydı. İşte şuraya bir aparat takmıştım. Bakın şurada bir delik hala. Evet, kamera buradaydı falan filan. Yukarıdan çekim yapmıştık, hala orada. Çıkartamadım onu. Buradaydı kamera. Masa buradaydı falan. Oradan çekim yapıyorduk. Ay. Tutkallar da böyle hemen sağ tarafımızda duruyordu. Nerede? Ne oldu? Diş burada. Tipe bak ya. Senin tipin çok komik. Uzaktan gördüm. Şu tipe bak. Bu arada arkadaşlar öpünce ağzını elimize koyuyor. Yap bak. Bir daha yap. Bak çok hoşuma gidiyor. Ama o görecek. O görecek. Kendine çevir onu. İttiriyor beni. He. Bak hiç çok şey yapmıyorum. Arkadaşlar. Kendisi itiyor beni. Niye itiyorsunuz? Ben size o kadar mama veriyorum. İlk baştaki ponçik haricinde arkadaşlar hiçbir kediyi bu kadar sevmemiştim. İkisi de birbirinden karakteri güzel bir kedi. Evet, yani kavga etmeleri bile çok tatlı. Onu o kadar tatlı oynuyorlar, o kadar güzel oynuyorlar ki çok sıkıldığım zaman bunları izliyorum yani, öyle söyleyebilirim. İlk göz ağrım ponçik. O da çok güzeldi ponçik. Ya. Keşke gitmeseydi. O da tekirdi. O da böyle... tekirdi, bunların ikisi de tekir arkadaşlar. Tekirler çok güzel oluyorlar. Evet, çok ya. Güzel oynuyorlar arkadaşlar. Büyüyünce bile çok bağlı oluyorlar. Kırık kuyruk nerede? Neyli? Kırık kuyruk nerede? Kırık kuyruk aşağıda sanırım o. Evet, odaya devam edelim. Arkadaşlar böyle çekmeceyi koydu buraya. Aynen. Oda turu gibi bir şey oldu bu ya. Yeni oda turun gibi oldu. Yeni oda turu mu? Odam pek değiş
geçmedi. Aldığım yeni eşyaları göstereyim size. Onları gösterebilirim. O zaman daha sonraki videoda onu yaparız. Tamam, aynen o şekilde olur. Bak, kutularımı falan böyle koydum. Çok güzel bir şey ekledim. Parfümlerimi buraya koydum bak. Aa, evet, şık olmuş. Evet. Burayı yazarsam ben alttaki odamda çok istiyordum. Yoktu böyle bir şey. Hani kardeşim de durmadan parfüm sıkan bir insan. Evet. Onun oluyor parfüm sıkıyor. Şimdi bende migren var arkadaşlar. Evet. Bir iki parfüm sıktırtmıyorum fazla evde. Bir yere gidince sıktırıyorum. Evet, o yüzden ama onun yerine Eren yeterli bir şekilde sıkıyor. Evet, ev parfüm kokuyor. Evde saklanmaç örneğin Eren'in nerede olduğunu bulursunuz. Parfüm kokan edin. Yere gidin. Parfüm vallahi ve parfüm edin. Evet, yatağımız gene aynı yerimizde herhalde Melike herhalde. Evet, ya bak yatak böyle o kadar rahat ki. Bir de ayrıca ben uykum aşırı ağır arkadaşlar. Yani deprem olsa ben anlamam. Allah korusun. Gerçekten anlamam. Ve ben iki taraftan... Aa, paspas al oradan. Ay, paspas al. Çabuk. Neyi? Paspas al kızım. Eyvah. Aa. Nemlendi. Tam bir okurur. Hayır, onu değiştirmen gerekiyor. O ilaçlı deterjanlı. Tamam, değiştiririm. Şimdi arkadaşlar. Tamam, değiştiririm. Büyük bozuk değişmeyecek. Evet, değişmeyeceğine eminim ben. İki taraftan da kalkmayı yapma, çok dikkat seviyorum. Et. İki taraftan da kalkmayı çok seviyorum. Bir buradan kalkıyorum, bir buradan. Yatak öyle de zaten. Yani iki taraftan da kalkıyorsun, rahat edeceksin. Ya aynen ya. Yatakla şimdi o da dar olsa duvara doğru yapıştırırsın mesela ama. Böyle açacaksın kollarını. Böyle evet, bu arada video like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi Melike de onun bir iddiasına girmiştik. Yatak duvara dayalı mı daha iyidir? Bir taraftan yatıp kalkmak. Şu şekilde bakın. Evet. Mesela şu aynanın olduğu yere şu yatağı şöyle mi koymak daha iyidir yoksa böyle mi? Nasıl sizce? Instagram. Instagram sayfamıza yazın arkadaşlar. Şimdi bir gönderi paylaşacağım. Oraya yazın. TV. Unutmayın arkadaşlar. Evet. Orada çok güzel gönderilerimiz var ve takip eden arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Evet. Şurada bir elektrik kablosu var. Buna aldanmayın arkadaşlar. Ben elektrik elektronik İşinde yıllarca emek verdiğim için bunu test etmek için öyle bağladım. Benim babam kablosu kopuk klimayı çalıştırabilir. Evet, çalıştırabilir ama denemek için çalışıyorum diye test ettim. Zaten çalışıyor. Çalışıyor. Onu tekrar şuradan şöyle tesisata bağlanacak. Şurada bir yuva var, oraya bağlanacak. Sonra bilgisayarımı falan koydum buraya. Bakın şunu bir alayım şurada. Ne evet. Yapıyor baksana orada. Halıları kırıyor sanırım. Halıyı seviyor. Teşekkür ederim. Evet, tamam, ondan sonra. Seviyor. Şimdi bunları böyle koydum bakın arkadaşlar. Değil bilgisayar masası düzeninin aynı hemen hemen. Burada bir televizyonu geldi arkadaşlar bu arada. Yansımalardan görüyorsanız çok sıcak. Bende atlet var. Mümkün mertebe kamera önüne çıkmamaya çalışıyorum. Gerçekten çok sıcak hava ya. Gelin bir size yeni aldığım şeyleri göstereyim. Çatı katı ya. Şimdi arkadaşlar bakın. Yeni aldığım şeylerden biri. Aslında ben almadım bunları. Babam AVM'ye gitmişti. Şimdi şöyle bir yazışma. Kameradan gözüküyorum. Şöyle bir yazışma. Yansımadan gözüküyorum o yüzden. Şöyle bir. Yok, sıkıntı yok, tamam. Şöyle bir yazışma oldu. Baba AVM'de bir marka var arkadaşlar. O marka var mı? Bu kadar. Yemin ederim Beylikdüzü bölgesinde sadece o marka o AVM'de var arkadaşlar. Baba insanlara sor. Telefonu kapattım 3 saniye ben yürüyen merdivenden aşağıya biniyorum. Sağ tarafa bir baktım o mağaza var. Evet. Ve oradan siparişleri aldım istediğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Bakın Sephora markası. TikTok'ta görüyorum. Adını söyleyemiyordum evet. Herkes alıyor. Ben de alayım dedim. Şimdi ilk olarak bir krem var. Benim neyim eksik? Bir tane el kremi aldım. Her şeyim var kızım. Daha artık almayacağım zaten. 10 yıl yetecek kadar malzeme yok, var. Yok daha almayacağım. Tadını aldım. Gerçekten o şekilde söyleyeyim. Bir tane de şu şekilde lip balm aldım. Hatta içini göstereyim. İçi çok hoş. Vanilyalı ben aldım. Vanilyalı. Evet 6 saat boyunca. Çok güzel. WhatsApp'ta yazışmadan sonra bulabildim. Evet. Kaç 8 kere aramışımdır seni değil mi? 10 kere aramışımdır. Hatırlamıyorum. Sadece kadına kavga ettim artık orada. Yeter artık aramasın bizi. Bir de 5 dakikalık yüz maskesi aldım. Bunu daha önce hiç denemedim yüzümde. Ama böyle bakmak istiyorum. Denemek istiyorum. Kendine ait videoları çekersen orada yaparsın. Aynen. Denerim onları. Sonra şunları da böyle koyayım. Başka bir şey yok. Akülü arabaları söyleyelim arkadaşlar. Akülü arabalar da buradan kalkacak. Aynen. Dediğim gibi bahçeli ev aldığımızda Eren bunları kullanacak. Şunu kullanamaz. Pembe. Bunu birine hediye edeceğiz veya çekilişle yollarız. Bunları kaldırdığınız onu kullanır, onu yokum. Kullanır. Hı? Bunları kaldırdığınız gün ben yokum. Ben bunlarla uğraşamam. Evet. Çok ağır bunlar. Lamba derini buraya koymuşsun. Ya aslında lamba derini de değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Benim annem şuraya koyma taraftarında. Ben de burada buraya koyma taraftarında. Fark etmez. Bir akülü arabamız daha var değil mi bizim dışarıda? Nerede bak bakayım. Orada mı? Evet arkadaşlar. Bir tane de orada sıkıntı var. Bir akülü araba da burada var. Çığlıklar geliyor. Kaç. Bir sıcılık
Burası zaten Eren'in odası arkadaşlar, biliyorsunuz dağınık. Toparlanmadan dolayı ne varsa ıvır zıvır oraya attık. Eren'in odası hiçbir zaman toplanmıyor ki, hep dağıtıyor. Evet. Her zaman dağıtıyor. Kısadan böyle bir yine buraya geldiğimizi, yeni bir odada burada görmek... Odişkom. Evet, yeni bir odada burada görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıdaki odada çekimlerimizde biraz alan sıkıntısı yaşıyorduk. Evet. Lanetli bebek videosu yapamıyorduk. Niye? Çünkü dar alandı. Burada giriş çıkışlarımız, burada giriş çıkışlarımız, burada giriş çıkışlarımız falan. Aynen. Çok daha rahattı. Bu yani kat bize çok daha rahat. Yatağın altına bakacağım. Hani yatak artık o kadar dar ki bakamıyorum. Bir şey alıyor bunu. Aa, buyur işte. Orayı kazacak. Oraya çok önemli. Hayır. Sakın. Sakın. Dur, bir şey buldu orada. Ne buldu? Ne buldu? Boncuk buldum. Evet arkadaşlar. Odamız bu şekilde. Klima bağlantısı yapılacak. İşte bunlar oradan kalkacak falan filan. Yine eski oda ama yeni eşyalar aldı birkaç tane kendine. Aynen. Ayrıca yeni eşyalar da bu da burada olup olmayacağı belli değil değil mi Melik? Gidip gelmeyeceği belli değil. Size dediğim gibi oyuncaksız bir Instagram adresinden bize yazabilirsiniz. Kalsın mı kalmasın mı? Ne evet, düşünüyorsunuz? Yardımcı olsunuz. Gerçekten aile içerisinde buna pek karar veremedik. Evet. Yeni videolarda görüşürüz. Böyle kısa bir video çekmek istedim. İçimden geldi gerçekten. Aşağıyı da gördünüz arkadaşlar. Aşağıyı daha düzelteceğiz. Ne varsa aşağı attılar. Şey, onu bana bıraktılar. Bilgisayarda merdivenin altına atmışlar. Odaya bile götürmemişler. Bu çok tırmalıyor beni. Sanırım gitmek istiyor burada. Kucağımı çok sevmiyor. Kucağı çünkü pek sevmiyor. Kırık kuyruk daha çok seviyor. Bu sevmiyor. Evet. O çok daha cana yakın kedi. Hadi sizleri seviyorum o zaman. Evet. Teşekkür ederiz. İyi ki sevdin bizi. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi hani ufaktan böyle o zaman gösterip zaten ben göstermek istiyorum size. Her şeyin haberini. Ama benim sayemde baskın sizlere... sayesinde oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Sizlere vermek istiyordum. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Evet, yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Videonun yeni devamını yeni oda turu videosuyla göstereceğiz zaten. Hoşçakalın diyoruz. Telefonla gidiyor. Onu da kıracak. Geçenki gibi. Hayır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.